İptal kardeşim, niye ısrar ediyorsun iptal? Bütün planlar alt üst oldu, iptal ettik ya. Tamam, ben yollayacağım senin paranı, takma kafaya Allah aşkına. Tamam, hadi görüşürüz. Kimle konuşuyorsun? Kemancı ile Gönül. Delirttiler beni yani. Bütün her şey allak bullak oldu, yemin ediyorum. O kadar güzel hazırlamıştım ki Gönül. Ya olağanüstü olacaktı yani. Tam böyle yemek yerken kemancı gelecekti. Böyle keman çalacaktı. Biz kalkacaktık, dans edecektik. Sonra havai fişekler başlayacaktı. Düşünsene, böyle gökyüzünde ışıklar dans edecekti. Sonra lazer gösterisi ayarlamıştım Gönül. Olağanüstü bir gece olacaktı ama Sultan Hanım geldi. Bütün planlarım okyanusun dibini boyladı yani. Ne yapalım Tuna? Sıkma canını. Yani Sultan Hanım bu haldeyken de bu programları yapacak halimiz yoktu herhalde. Sıkıyorum ama canımı. Gönül, yani nasıl sıkmam yani? Olur mu böyle bir şey? Benimki çok güzel organize edilmişti. Böyle her şeyi dakikasına kadar, bir sahnesine kadar ayarlamıştım. Yani yıllar boyu benim bu yaptığım organizasyon konuşulacaktı Gönül. Böyle yıllar geçecekti aradan. Ay ne günde o gün falan diye böyle oturacaktık, böyle kahkahalarla anlayacaktık. Sultan Hanım geldi, her şey mahvoldu Gönül. Ay, ya. Ay hemen lafı söylüyorsun Tuna. Ne yapalım? Böyle planlı programlı işler bize göre değilmiş demek ki. Anlamadım. Yani işte ikidir böyle oluyor. Program yapmamamız lazım bizim. Spontan böyle. Yemeğe gidelim mi gidelim. Hop hop. Öyle bir şeyler yapmamız lazım yani. Kemancı ne olacak? Ne kemancısı? Kemancı da orada, kemancı varsa olur yani programın içinde. Nedir yani? Havai fişek. Havai fişek de olmayıversin canım. Ama konsere gitmeden önce düşünsene, havai fişek çok güzel olacaktı Gönül. Taktın havai fişeği. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı düğüm tutar.